Yanındayız Derneği erkekler olarak eşitliğin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için mücadele ediyor. Ve şimdi karşımda Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger var. Nur Hanım, ben hemen soruya direkt giriyorum. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara siz Yanındayız Derneği olarak ne diyorsunuz? Yakın tarihimizde bir kere çok süratli olarak ivme kazanan bir kadın hakları ve bunun yasal güvencesi var. Mesela 2002'de Medeni Kanun yürürlüğe giriyor. 2011'de İstanbul Sözleşmesi imzalıyoruz. İlk imzalayan ülkelerden biriyiz. Bu da 2014'te yürürlüğe giriyor. Hemen arkasından, yani sözleşmeyi imzaladıktan sonra da ilk yasal güvencelerimizi 6284 sayılı yasayla alıyoruz. Yani böyle bir olumlu ivme kazandığımız, kadına karşı yönelik, hatta İstanbul Sözleşmesi sadece kadına değil, her türlü ırk, etnisite, her şey dahil olmak üzere şiddetin önlenmesiyle ilgili devletin garanti vereceğine dair bir yasa. Açıkçası aradan bu kadar yıl geçtikten sonra birdenbire İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesiyle ilgili bir hareketi anlamak mümkün değil. Hele ki kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin bu kadar hızla ve sürekli arttığı bir dönemde. Bunun ben de bunu savunanların iddiaları var. Ama daha açıkça keşke oturup daha fazla tartışabilsek ve bunları görebilsek. Ben bu sözleşmeden imzanın çekilmesi eylemini biz kadına yönelik şiddeti desteklemeyeceğiz. Devlet olarak bunun arkasında durmuyoruz anlamına gelecek. Bunu da anlamak tabii ki mümkün değil. Hemen o tartışmaları biraz dinleyelim istiyorum. Öncelikli olarak sözleşmeye yönelik getirilen, yönlendirilen eleştirilerden ikisi öne çıkıyor. Bunlardan birisi aileyi yıktı, diğeri de sözleşmede şiddetten korunması gereken gruplar sayılırken, yani aslında şiddetin hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmadan uygulanması gerektiğini belirten madde anlatılırken dini, dili, ırkı, mülteci olmuş, olmamış, cinsiyeti ya da cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği gibi hiçbir ne olursa olsun bu kimliklere de sahip olan her insanın ayrım yapılmaksızın şiddete karşı korunması gerektiğini belirten bir madde. Bu iki madde nedeniyle sözleşmenin genel çerçevesine de bakıldığında deniyor ki eşcinselliği yaygınlaştırır bu sözleşme, ayrıca da aile hayatını da yıkar. Böyle bir anlamsız bir şey var, eleştiri var. Siz ne diyorsunuz bunlara? Şimdi siz saydınız, ben daha da net olması için sözleşmenin ilgili maddesini okuyayım dedim. Yani gerçekten de defalarca söylememize rağmen yavaşça okuyorum. Diyor ki, taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, yani şiddete karşı haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir. Şimdi bu kadar geniş kapsamlı, yani sen devlet olarak vatandaşlarının hiçbir şekilde ayrımını yapmadan, hatta vatandaş olmayanların da, mültecilerin de daha henüz hangi statüde olursa olsun, bir insan, insan olmaktan dolayı, tırnak içinde bunun içinde cinsel yönelim de var. Yani senin vatandaşın eşcinsel ise de, sen ona yönelik şiddete eşit davranmak zorundasın ve onu eşit olarak korumak zorundasın. Yani burada cımbız içinde bir cinsel yönelim çekilerek bunun toplumsal cinsiyet eşitliği, bu yasa eşcinselliği destekliyor. Ne diyeceğiz o zaman? Irkçılığı da destekliyor mu diyeceğiz? Bu yasa aynı zamanda işte cinsiyet farklılığını destekliyor. Ya burada yazan her şeyi destekliyor diyebiliriz. Bu eğer böyle bir düz mantık yürüteceksek. Oysa ki zaten bu yasa insan haklarından doğan, insanın temel olarak hak ve özgürlüklerinin altını çiziyor. Diyor ki hangi insan olursan ol, kim olursan ol, ben seni devlet olarak şiddete karşı koruyacağım, korumakla mükellefim. Onun için de gittim İstanbul Sözleşmesi'nin altına imzamı attım. Bu birincisi. Gelelim aile içi, aile müessesesini yıkmaya yönelik. Şimdi aile müessesesinin eşit bireylerden oluşan ve eşit haklardan oluşan kadın ve erkekten oluştuğu varsayımıyla yola çıkarsanız, bunlardan herhangi birisi diğerine şiddet uyguluyorsa, şiddet uygulayanın bir an önce devlet tarafından korunması gerekir. Tabii ki kadınların erkeklere şiddet uyguladığını milyarda bir gördüğümüz için, şiddet uygulanan taraf kadın olduğu için doğal olarak aile içinde şiddete maruz kalan kadını devlet korumak zorundadır. Ve bu gene temin saydığım yasal düzenlemelerle garanti altına alınmıştır. Yani uluslararası bir sözleşmeye imza atılmıştır. Ondan sonra da bakın biz bu yasal düzenlemeleri yaptık denmiştir. Ben bir parantez açacağım, biliyoruz çünkü. Polonya imzasını geri çekti şu anda. Bu savunuluyor. Ama Polonya'nın Avrupa Birliği içinde insan hakları konusunda gerilediği, muhafazakarlık ve tırnak içinde din koruması altında bütün bu gerilemelerini bütün Avrupa Birliği ülkelerinden çok şiddetli, Avrupa Birliği'nin temel insan hakları yasalarına aykırıdır diye muhalefeti var. İtalya ilk imzalayan ülkelerden biri, 6284'ünü daha bu hafta mecliste görüşüyor. Yani Türkiye zihniyet olarak bu kadar ilerideyken, bu sözleşmeyle ilgili bütün bu yasal düzenlemeleri yapmışken ve bütün bu çerçevede artık bizim kadın hareketi savunucuları, iş insanları hepimiz Türkiye'de bir an önce kadının fırsat eşitliğini sağlayarak ülkenin kalkınmasına, ülkenin gelişmesine vesile olması ve bir insan hakkı duruşuna, bak artık benim hukuk sistemim de buna karşı duruyor, bak artık devletim de buna imzayı attı diyeceğim güvenceyi kazanmışken şimdi biz bununla konuşuyoruz. Ve aile içi, aileyi yıkıyor denilen şeyde temel olarak ne yazık ki eğer sana eşin uyguluyorsa ona akşam çay ikram et, sofrasını kur, iyi davran, pis şiddet uygulamasın. Ya da sen kim bilir neler yaptın ki uyguluyor. Ya da töre ya da başka gerekçe. Zaten bizler 10 yıllardır bu ve benzeri hareketlerle aslında kadına yönelik şiddetin kapalı savunusunu bu iddiaları karşı çıkarken biz devamlı kadın bireydir, insandır, insan olmaktan doğan bütün haklarıyla ve bir erkekle eşit insandır. Yani dişi erkekten bahsetmiyoruz. O biyolojik cinsiyet. Ama toplumsal olarak doğduğum anda kadınım böyle, erkeğim böyle denmeyeceği, her türlü fırsat eşitliğinin tanındığı bir toplumda yaşamak istediğimiz yerde bunun savunusunu yaparken ki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Atatürk bizlere bunu 100 yıla yakın önce bütün bu hakların temelini bağışladığında ve biz kendi coğrafyamızda farklı bir yere evrildiğimizde görüyoruz ki ne yazık ki tekrardan bir ortaçağ zihniyetiyle karşı karşıyayız. Bununla mücadele etmek zorundayız. Demek ki mücadele etmek zorundayız. Ama bence bu kırmızı çizgidir. Yani bu yasanın devletin buna imzamı çekiyorum demesi ben artık şiddete uğrayan insanımı başta kadınlar olmak üzere hiçbir şekilde korumayacağım anlamına. Tam da asla öyle bir şeyin olacağını düşünmüyoruz çünkü Türkiye ayağa kalkmış durumda. Ama ola ki bir ihtimal çekilmesi gündeme gelirse ve çekilirse Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ne olur? Şimdi sözleşmede imzamızın olmaması gerektiğini ve bu sözleşmenin üstelik de paradoksal olarak kadına yönelik şiddeti arttırdığını söyleyen bir savla biz savunma yapıyoruz. Kadına yönelik şiddet görülür oldu ve gerçekten arttı. Neden? Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin alt kırılımlarındaki gereken yasal düzenlemeler uygulanmadığı için yapıldı. Yani imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yapmadığımız için şiddetle artan bir kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, ayrıca ülkemizde şiddet dili ve şiddet de artıyor. Yani son derecede şiddet eğilimli bir toplum olmaya dönüştük. Uzlaşma yönelimli değil, sürekli şiddet eğilimli konuşma ve çözmeme, sorun çözmeme eğilimli bir toplum olmaya dönüştük. Bu çerçevede bu sözleşme imzalanmış ve bu haklar uygulansın derleyip uygulanmadığı yerde, bu sözleşmeden imza çekildiği zaman ben zaten uygulamayacağım diyen bir devletle karşı karşıyayız. Biz bu cinayetlerin kat be kat artacağını göreceğiz. Kadının üzerinde kat be kat baskı olduğunu göreceğiz. Tam da bütün bu bizim kadının her türlü haklarına, birey olma hakkını engelleyen her türlü savların kadın olduğunda sussaydın, kadın olduğunda kırmızı ruj sürmeseydin, kadın olduğunda miti etek giymeseydin, şişman olmasaydın, zayıf olmasaydın, çok konuşmasaydın, az konuşmasaydın. Yani tarihsel süreç içinde 10.000 yıldır kadın üzerindeki baskı ve bütün her türlü edimin artarak yükseldiğini göreceğiz. Bu da toplumumuzda çok daha fazla şiddet eğilimi yaratacak ve çok daha fazla biz kadınlar erkeklerle birlikte bunun daha fazla mücadelesine gireceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Yani yanlışı düzeltmek için doğruyu sonuna kadar savunacaksınız. Cesurca, beraberce savunacaksınız. Hiç olmadığı kadar iş dünyası, kadın örgütleri, herkes bir araya geldi. Bir de şu var, şeyler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor ve görülüyor. Yani bu yasa ortadan kalksın diyen ve bugünkü hükümeti, iktidarı, cumhurbaşkanını, bütün bunu destekleyen, ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun, bu zihniyetin kendi oy verenlerine soyuluyorlar. %65.6'sı diyor ki ben böyle bir şeyi desteklemiyorum. Türkiye'de yasayı biliyorum diyen %1 çıktı. Yani yasa zaten ne olduğu bilinmiyor. Ama bu iyi bir hareket. Çünkü şimdi bütün Türkiye, en ucra köyde, kasabada, şehirde herkes biliyor. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti engellemek için imzalanmış bir yasal duruştur, uluslararası bir duruştur. Bunun ancak zaten parlamentodan kaldırılması gerekir yasal olarak ama bu duruşa karşı çıkmak demek ben artık ülkede kadınımı, azınlığımı, hiçbir şekilde insanımı şiddete karşı korumayacağım demektir. Ben bunu da geldiğimiz yer itibariyle Türk insanının kabul edeceğini, hiçbirimizin kadın erkek kabul edeceğini düşünmüyorum. Mücadele, bizim mücadelemiz işte böyle. Yani şiddet, zaten şiddetle değil, tehditle değil, haklı olduğumuzu, hakkımızı savunarak, devam ederek, her ortamda sürekli konuşarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Peki şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne baktığımızda, bu arada internette her yerde, farklı sayfalarda, internet sitelerinde bulmak mümkün. Okumalarını tavsiye ediyoruz okumamış olanların. Genel çerçeveye baktığımızda aslında çok özenle hazırlanmış bir sözleşme olduğunu görüyoruz. Devlete kadını koruması için yükümlülükler veriyor. Şiddetin engellenmesi için yükümlülükler veriyor. Şiddete uğramış kadına yönelik neler yapılması gerektiği konusunda eğitimden tutun da adalet sistemine varana kadar tek tek hem özel sektöre hem devlet kurumlarına hem de medyaya bir yol haritası çiziyor ve diyor ki eğer siz bu maddeleri yaparsanız kadına yönelik şiddeti azaltırsınız ve cinsiyet eşitliği sağlanması yolunda dev adımlar atabilirsiniz diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin genel bütün maddelerine baktığımızda ve bunların uygulandığını gördüğümüzde ne olur? İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa ülke ne kazanır? Şimdi İstanbul Sözleşmesi bütün dünyada kadın hareketi gelişirse bir ülkede o ülkenin kadınları erkeklerle aynı fırsat eşitliğine kazandıktan sonra toplumun her alanında birlikte çalışırsa, birlikte üretirse, aile içi çocuklarını beraberce büyütürse ve kadının önüne gelen her fırsatı bir erkeğe gelen fırsat gibi değerlendirirse o ülke ne olur diye bana soruyor. Ve bunun olmasıyla ilgili de toplumdaki bu temel zihniyet bir an için dönüşürse ne olur diye soruyor. Bunun en güzel örneğini bunu sağlamış ülkelerin ne olduğuna bakarak görüyoruz. Dünyadaki en gelişmiş ülkeler fırsat eşitliğini verip kadın erkek eşit toplumsal cinsiyet eşitliği olan ülkelerdir. Zenginlik gelişmişlik demek değildir. Zengin olabilirsiniz ama gelişmemişsinizdir. Bu bağlamda son 70 yıllık kadın hareketine ve insan hakları hareketine baktığımız zaman da bu ülkelerin dünyadaki ilk 20 sırada hem kişi başına düşen milli gelir, hem insan hakları, hem her konuda hukukun üstünlüğü ve benzeri olduğunu görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin koşulsuz olarak uygulanması demek, bizim bir an önce ve hızlanmış bir şekilde o ülkelerle birlikte at başı olacağımıza, ekonomide ilk 20 değil, ilk 10 içinde olmak istiyorsak, eğer dünyada ilk 20'ye değil, bir an önce ilk 10'a girmek istiyorsak, zaten bu hakların ve tüm bu zeminin hazırlanmasına vesile olmak gerekir. Ben şunu da söyleyeyim son söz olarak. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik 2025 hedeflerinde kadına yönelik fırsat eşitliği 5. sırada, hep 5. sırada iniyor. Ben diyorum ki niye 5. sırada? Bu bir insan hakkı. Bunun 1. sırada olması gerekmiyor mu? Çünkü ondan sonra yoksulluk, eğitim vesaire geliyor. Siz bir toplumda kadınla erkeğinizi eşit şekilde eğitin, toplumda bir arada beraberce yaşatın ve aile müessesesi saygınlığı ve tümü içinde yaşatın. Ama o aile başka bir aile. Burada sözleşmenin kalkmasıyla özlemlenen aile başka bir aile tanımı. Dolayısıyla bunu yaptığımızda ülkemizde benim ilk 20'ye değil 30 yıl içinde ilk 10'a gireceğimizi düşünüyorum. Ve onun için de bu savunuyu yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger bizimle birlikteydi. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın asla çekilmemesi gerektiğini ifade etti ve İstanbul Sözleşmesi sayesinde kadın erkek fırsat eşitliğinin ancak bu sözleşmeyle sağlanabileceğini söyledi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de yanındayız olarak teşekkür ediyoruz. Sağ olun.